Piyasa masasından günden günaydın, iyi haftalar. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Yeni haftada hem piyasa beklentilerini hem de şirket haberlerini ve aracı kurum raporlarını az sonra ele alacağız. Aynı zamanda bu hafta makro veriler ve hazine ihaleleri açısından da yoğun bir haftaya başladık. Neler bekler piyasaları konuşalım. ALB Yatırım'a döneceğiz. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bizimle birlikte. Meryem, günaydın, iyi haftalar dileyim sana ve hemen sorayım. En çok hangi gelişmelere siz önem atfedeceksiniz bu hafta içerisinde? Günaydın Zeynep, iyi günler, iyi haftalar dilerim. Şimdi bu hafta önemli. Niçin önemli? Çünkü bu hafta geçen ay Moody's'in bir toplantısı vardı ve bir değerlendirmede bulunmamıştı Türkiye ile ilgili. Dolayısıyla Cuma günü gelecek değerlendirme önemli. Piyasaların gözleri bu noktada burada olacak diye düşünüyorum. Herhangi bir not arttırımı beklenmiyor ama görünümün değişmesi bekleniyor piyasalar tarafından. Diğer taraftan New York'ta düzenlenecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yatırımcı günleri var. Dolayısıyla oradan da gelecek haber akışları yine piyasanın odak noktasında olacak diyebiliriz. Şimdi endekse baktığımız zaman endeks geçtiğimiz hafta Cuma günü %1.07, haftayı da %2.1 yükselişle 7629 seviyesinden kapattı. Haftalık bazda %9.22'lik yükselişle iletişim sektörü en çok endekse pozitif katkı sağlayan sektör olurken bilişim sektörü de onu takip etti. Ki Cuma gününe baktığımız zaman da Cuma günü Türk Hava Yolları, Turkcell ve BİM'in endeksin pozitif fiyatlaması üzerinde oldukça etkisinin yüksek olan hisseler diyebiliriz. Şimdi 9 haftadır baktığımız zaman yabancı girişinin olduğu bir endeks de var karşımızda. Dolayısıyla bu haftaki hem Moody's tarafını hem de New York'taki toplantıyı da göz önünde bulundurursak açıkçası pozitif gelişmelerin olabileceği ya da şöyle söyleyeyim endekse pozitif katkı sağlayacak haber akışlarının olabileceği bir hafta içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Teknik anlamda 7500 seviyesi takip ettiğimiz ana destek seviyemiz, kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar endeks için olumlu olacaktır ki yukarıda 7710-7790 takip ettiğimiz yükseliş seviyeleri diyebilirim. Ancak 7500 seviyesinin kritik bir seviye olduğunu ifade ettim. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda riskleri bir miktar endeks tarafında arttıracaktır diyebiliriz. Diğer taraftan küresel tarafa baktığımız zaman küresel tarafta bu hafta ABD tarafı önemli. Orada enflasyon verisini, Perşembe günü TÜFE'yi, Cuma günü de ÜFE verisini karşılayacağız. Şimdi bu veriler önemli olacak çünkü piyasalarda tabii şu endişe oluştu. Yani Fed'in beklenenden daha geç bir faiz indirimine gideceği beklentileri, endişeleri piyasalarda hakim. Dolayısıyla bu haftaki enflasyon verisi bu noktada önemli olacak diye düşünüyorum Zeynep. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy, çok teşekkürler bu toparlama için. Gerçekten yoğun bir gündemi Meryem de kısa sürede toparladı bizim için. Şimdi dönelim biz kendi ajandamıza ve grafiklerimize. Meryem'in söylediklerine neler ekleyebiliriz bu sabah Burcu? Geçtiğimiz hafta %1.07.